Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz. Derdeki equations of state for a perfect gas. Mükemmel gazlar için equation of state neydi? İşte bir cismin basıncını, sıcaklık falan burada var, enerji, sıcaklık, işte hız, yoğunluk gibi birimli parametrelerini kullandığımız denklemler. İlk cümleye bakalım. We now have three equations in four unknowns. Bizim şimdi 3 tane denklemimiz var, öğrendiğimiz. Neli? In four unknowns. 4 bilinmeyen 3 tane denkleme sahibiz. Şu ana kadar öğrendiklerimizden. Diğer cümle bakalım. Specially, the equations are conservation of mass, conservation of momentum and conservation of energy. And the unknowns are density, velocity, pressure and total energy. Special, özellikle the equations are, denklemler neymiş? Conservation of mass, kütlenin korunma, conservation of momentum'un korunma, conservation of energy, enerjinin korunma ve unknowns are, bilinmeyenler neymiş? Density, neydi? Yoğunluk, velocity, hız, pressure, basınç and total energy ise toplam enerji. Bunlar bilinmeyenlerimiz. Zaten formüllerde de bunları kullandık. Diğer cümlemize bakalım. A unique solution requires an equal number of equations and unknowns. Thus, this subsection introduces one more unknown and two more equations. A unique solution, bir benzersiz çözüm demek burası, requires, ihtiyaç duyar, gerek duyar. Neye? An equal number of equations and unknowns. An equal, burada eşit sayıda denklemlere ve bilinmeyenlere gerek duyuyor. Yani bilinmeyenleri ile denklem sayıları aynı olacak. Ama bizde öyle değil. 3 tane denklemimiz var ama 4 tane bilinmeyenimiz var. Sonra does. Bu yüzden this subsection. Bu alt kısım, yani bu alt başlık introduce. Yani bize tanıtıyor. Me one more unknown and two more equation. O yüzden biz bu alt kısımda bir tane bilinmeyen olacak. Tanıtacak, verecek bize, yani öğreneceğiz. Yani 5 tane bilinmeyen ve iki tane de and two more equations, iki tane de denklem. İki tane denklem ekleyince de 5. Yani 5 tane denklemde 5 tane bilinmeyenimiz olacak. O yüzden daha sonra biz benzersiz bir çözüm yapabileceğiz. Daha sonra cümlede the two additional equations are called equations of state. Bu iki ekstra denklem neymiş? Nasıl seçilmiş? Equation of state. Zaten başlıkta o. İşte cisimleri zaten bir daha bunu açıklamama gerek yok sanırım. Ya burada açıklamıştım. İşte yoğunluğudur, basınçtır, şunları bunları kullanarak elde ettiğimiz denklem. Sonra equations of state specify the type of fluid. In other words, equation of state distinguish air from the motor oil from any other sort of fluid. Şimdi equation of state, yani bu denklemler specify, belirtiyorlarmış. Neyi? The type of fluid. Sıvının tipini belirtiyor. In other words, diğer bir deyişle equations of state yine distinguish, ayırıyor. Neyi? Air from the motor oil. Yani motor yağından havayı veya işte any other sort of fluid ve diğer sıvı türlerinden havayı ayırıyor. Yani biz bu denklemleri bunun için kullanıyoruz. Çünkü neydi? İşte yoğunluğudur. Burada söylemiştik ya, işte yoğunluk, hız, basınç gibi değerleri biz kullanıyoruz. Bilmeyenleri kullanıyoruz daha doğrusu bu denklemlerde. Diğerine bakalım. Equilibrium thermodynamics review is in order. Hızlı bir termodinamik review, burada tekrar gözden geçirme, is in order, yani sırada. Demek ki biz bu paragrafta da termodinamiği tekrar gözden geçireceğiz diye anladım ben. Okuyalım diğer cümleyi. Mechanical properties such as velocity and kinetic energy describe the macroscopic properties of a system, while thermodynamics properties such as internal energy and entropy describe the average microscopic properties of a system. Şimdi şuradan çevirelim. Mechanic properties burada şey, özellikler. Mekanik özellikleri such as neymiş? Ne gibi mekanik özellikleri? Velocity and kinetic enerji ve hız gibi mekanik özellik describe, tanımlıyor. Neyi tanımlıyor? Macroscopic properties of system. Sistemin makro özelliklerini. Yani makro bütüncül, mikro detay gibi düşünebilirsiniz. Sonra while iken, neyken?
Ya termodinamik properties, termodinamik özellikler ise such as ne gibi? Internal enerji, iç enerji veya entalpi ve entalpi describe, tanımlıyor. Neyi tanımlıyor? The average microscopic properties, ortalama mikroskopik özellikleri tanımlıyor. Neyin? Of a system, sistemin ortalama mikroskopik özelliklerini tanımlıyor. Diğer cümle, some properties such as density and pressure can be considered either mechanical or thermodynamic. Some properties, bazı özellikler ne gibi? Such as density and pressure, yoğunluk ve basınç gibi bazı özellikler can be considered. Göz önüne alınabilir. Nasıl? Either mechanical system, makroskopik. Bir dakika. Either mechanical or thermodynamic. Burada işte yoğunluk ve basınç hem mekanik hem de termodinamik özellik olarak göze alınabiliyor. Biz bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Diğer cümle bakalım. Thermodynamic state is defined by three thermodynamic properties. For example, volume, mass and internal energy and on all other thermodynamic şekilde yapayım. Bu şey yaparken kaydırmışlar. Properties can be expressed as functions of these three, that is, as equations of state. Şimdi hatta şöyle yapayım. Sonra yine büyütürüm. The thermodynamic state, bu termodinamik ifade is defined by tanımları ne tarafından? Three dynamic properties. Üç tane termodinamik özellik tarafından tanımlanıyor. For example, mesela volume, mass, internal energy. Hacim, ağırlık ve iç enerji ile tanımlanıyormuş. And all other thermodynamic properties ve diğer bütün termodinamik özellikler can be expressed as a functions of this three. Diğer bütün termodinamik özellikler ise bu üçünün fonksiyonları olarak biz tanımlayabiliyormuşuz, ifade edebiliyormuşuz. That is, as equations of state. Bunu da işte şey, equation of state olarak ya bu formül olarak diyor. Yani bu formülden çıkarıyoruz demek ki biz fonksiyonlardan. Diğer cümle bakalım. All quantities in gas dynamics are traditionally expressed per unit mass as specific quantities which eliminates one variable since mass per unit mass is always one. Şimdi all quantities in gas dynamics. Bütün miktarlar, burada şeyler, nicelikler gibi de düşünebilirsiniz. Quantities bir birim olarak da en doğrusu bütün birimler bu şeydeki gaz dinamikteki are traditional expressed. Genel olarak ifade edildi. Per unit of mass. Yani kütle başına. Ve bunu ne demiştik biz? As specific quantities. Specific quantities. Yani neydi bu? Kütle ile birimi değişmeyen. Mesela yoğunluk gibi. Basınç gibi. Sonra which eliminates one variable. Variable burada değişken. Bir tane değişkeni ortadan kaldırabiliyor. Since burada because anlamı var. Çünkü mass per unit mass is always one. Mass per unit mass ne demek? Birim kütle başına ki kütle. Yani kütle bölü kütle değişmediği için always one. Her zaman birdir. Onun sebebinde bu diyor. Yani böyle bu şekilde söylüyor. Burada diğer cümle ne diyor? Then the specific thermodynamic state is defined by two specific thermodynamics properties. For example, density and specific internal energy and all other specific thermodynamics properties can be expressed as functions of these two, that is, as specific equations of state. Şimdi then, o zaman, yani şu durumlar varsa, the specific thermodynamic state, bu özgün termodinamik ifadeler, is defined by tanımlanıyor ne tarafında? Two specific thermodynamic properties. İki tane özgün termodinamik birim özellik tarafından tanımlanıyor. For example, mesela density and specific internal energy vermiş burada. Yoğunluk ve özgün iç enerji. And all other specific thermodynamic properties ve diğer tüm termodinamik özellikler can be expressed as functions of these two. Ve diğer bütün termodinamik özellikleri ise bu ikisinin yani neydi? Basınç ve iç enerjinin fonksiyonları olarak tanımlanıyor, ifade ediliyor. That is a specific equation state. Burada aynı şekilde
şu tanımının aynısını. Termodinamik olduğu için de burada specific equations of state. Yani özgün denklemler denilebilir. Diğer cümle, two specific equations of state determine all other specific equations of state. Şimdi two specific equations of state, yani bu iki özgün formül determine, burada karar veriyor. Neye? All other specific equations of state. Diğer bütün bu özgün formüllere karar veriyor. Tam oturmadan şurada oturur diye düşünüyorum. Diğer cümle, as it turns out, the equations of state are a result of conservation on the microscopic level. As it turns out, burada anlaşılan demek. Yani buradan anlaşılan neymiş? The equations of state. İşte bu hal denklemleri, durum denklemleri are a result of conservation on a microscopic level. Mikroskopik levelde ki korunumun sonuçlarıymış. Burada diğer cümlemize bakalım. Assuming that large numbers of gas molecules interact only upon direct collisions, conservation of momentum on the microscopic level yields the following equations of the state known as the ideal gas law or the internal equation of state. Thermal. Burada internal demişim. Thermal equation of state. Burada ne diyor? Assuming, yine biz bir şey farz edeceğiz. That the large number of gas molecules. Büyük miktarlardaki gaz moleküllerin interact, birbirine etkileşim demek. Only upon direct collision. Collision'da çarpışma. Direkt çarpışmanın üzerine olan etkileşimleri biz farz edersek. Conservation of momentum. Momentumun korunumu. On a microscopic level. Mikroskopik seviyedeki momentumun korunumu. Bu da yields. Burada şey açıklamak, yani bir şey üretmek. Neyi sağlıyor burada? Bağırmak anlamı da var diye biliyorum bunu. Ama buradaki şey, şu formülü sağlıyor bize. The following equation of state. Bu takip eden, yani aşağıdaki formülü sağlıyor. Known as. Nasıl biliyormuş bu? As the ideal gas law or thermal equation of state. Şu formül ideal gaz yasası veya termal denklem, termal hal denklemi olarak da biliniyormuş. Bu ne? P basınç eşittir rho yoğunluk. Burada R, R gaz sabiti, gas constant. T ise sıcaklık. Ben burada ne diyor? Where R is the gas constant. Burada R gaz sabiti. Bu sabit, bunun her gaz için bir farklı bir değeri var. Şimdi bakalım. Although R is a constant for a given gas, it is different for different gases. Verilen bir gaz için sabit olmasına rağmen it is different. O farklıdır. Ne için? For different gases. Farklı gazlar için de farklı. Yani her gazın gaz sabiti aynı değil. Mesela burada şey diyeyim. For sea level air, a typical value is R equals 287 Newton meter divided by kilogram times Kelvin. Mesela deniz seviyesinde bir havanın şeyi, gaz sabiti 287 Newton çarpı metre bölü kilogram çarpı Kelvin. Burada da sıcaklığımız Kelvin olarak kullanıyoruz. Santigrat değil. Orası önemli. A fluid satisfying the thermal equation of state is called thermally perfect. Burada a fluid bir sıvı, bir akışkan. Yani burada fluid gaz, yani burada fluid'den anladığım bir gaz. Biz gazlar üzerine konuşuyoruz. Satisfying the thermal equation of state is called thermally perfect. Bir gaz eğer şeyi tamamlıyorsa, bu thermal equation of state, bu termal denklemi tamamlıyorsa, burada satisfy tatmin etmek anlamına, burada tamamlamak, uyumak, yani bu denkleme uyuyorsa biz ona ne diyormuşuz? Thermally perfect. Termal olarak mükemmel gaz diyoruz. Zaten perfect, ideal gas, perfect gas olarak da geçiyor. Diğer cümle bakalım. Again, assuming that large numbers of gas molecules interact only upon direct collision, conservation of energy on the microscopic level yields the following caloric equations of state. Şimdi again, tekrar assuming.
Yine biz bir şey ifade ediyoruz. Neyi ifade ediyoruz? Large numbers of gas molecules. Yüksek miktar, büyük miktarlarda gaz molekülleri interact only upon direct collisions. Interact neydi? Birbirleriyle etkileşime girmek. Only upon. Sadece direct collision. Collision burada çarpışma. Direkt çarpışma üzerine olan etkileşim. Etkileşim biz şey yaparsak, farz edersek conservation of energy. Enerjinin korunumu. Nerede korunumu? On the microscopic level. Mikroskopik seviyedeki enerjinin korunumu neyi bize açığa çıkarıyormuş? Yani formülü following caloric equation of state. Bu formül adı neymiş? Caloric. Kalori denklemi. Yani burada E enerji. CV neymiş? Where CV is called the constant volume specific heat and equivalent expression is follows. Burada da eş değer tanımı ise şu. Burada da CV sabit hacim özgün ısı. Sabit hacimdeki özgün ısıymış. E eşittir CV çarpı T. T yine burada Kelvin olarak alacağız. Burada where CP is constant pressure specific heat. CP neymiş? CP ise sabit basınç özgün ağırlık. Burada CV zaten P neydi? Basınç. Buradan pressure oradan geliyor. CV neydi? Constant volume. Volume'den de V geliyor yani. Volume hacim. Pressure. Basınç. Diğer cümleye bakalım. The specific heats are assumed constant. Although the constant is different for different gases. Typical values for sea level air are CV equals 717 Newton times meter divided by kilogram times Kelvin and CP equals 1004 Newton times meter divided by kilogram times Kelvin. Şimdi burada ne diyor? The specific heats, burada özgün ısılar are assumed constant. Sabit farz ediliyor, sabit kabul ediyoruz. Oldu, rağmen, neye rağmen? The constant is different for different gases. Bu sabit farklıymış. Neye göre? Farklı gazlara göre. Her gazın o zaman farklı sabiti var. Nasıl R her gaz için değişiyorsa CV ve CP de her gaz için değişiyor. Şimdi typical values for sea level air. İşte bu tipik değerleri neye göre değerleri? Deniz seviyesindeki havanın değerleri. CV neymiş? 717 Newton metre bölü kilogram Kelvin'miş. CP'si ise 1004 Newton metre bölü kilogram Kelvin'miş. Bak bunun birimleri aynı. Bu arada. R'nin de birimi aynıydı. Newton metre kilogram bölü Kelvin. Aynen. Orası da önemli. Diğer türlü bakalım. Either version of equation 2.5 can optionally include an additive constant. The exact value of the constant is usually irrelevant and is taken here to be zero for convenience. Either version of the equation 2.5. Burada either her ikisi de iki tane formül yaptık ya 2.5 A 2.5 B. Bunlar her ikisi de can optionally include. Seçenek olarak, optional olarak include içerebilir. An additive constant. Ek bir sabit içerebilir. The exact value. Bu exact işte exact kesin olarak kesin değeri net değeri neymiş? Of constant is usually irrelevant and ya bunun kesin değeri irrelevant burada alakasız. Ne ile alakasızmış? Burada bir de bundan sonraki var zaten. And is taken here to be zero for convenience. Convenience de kolaylık. Kolaylık olması için diyor. Sıfır alınır. Aha, diğer sabitler. Ben burada onu anladım. Yani o yüzden diğer sabitleri biz burada koymuyoruz. O yüzden de burada irrelevant, alakasız kelimesini kullanmış. Diğer cümle. Any fluid that satisfies the caloric equation of state, equation 2.5, is called calorically perfect. Any fluid. Artık fluid biz deyince gaz anlayacağız. Yani sıvı ve gazlar için genel bir addır. Fluid. Liquid ama tam sıvıdır. Gaz, gazdır. Fluid, gaz ve sıvı. Yani biz burada gazları koy. Şimdi gaz diyoruz. Herhangi bir gaz eğer şeyi tamamlıyorsa, bu kalorik denklemini tamamlıyorsa, şu yukarıdaki denklemleri sağlıyorsa, yani bunda uyumluysa, biz o gazları ne diyormuşuz? Calorically perfect. Yani kalorik olarak mükemmel diyormuşuz.
Diğer cümleye bakalım. A fluid that satisfies both the thermal equation of state equation 2.4 and the caloric equation of state equation 2.5 is called a perfect gas. All other gases are known as imperfect or real gases. A fluid, yine bir gaz, satisfies both thermal equation of state, yani 2.4 denklemi ve caloric equation of state, equation 2.5. Eğer bir gaz düşünün, 2.4 ile 2.5, yani burada hem şu denklemleri sağlayacak, işte P eşittir rho RT denklemini, hem de işte şu iki denklemi, şu üç denklemi sağlıyorsa, ne deniyormuşuz biz buna? Bir dakika. Called a perfect gas. Mükemmel gaz diyormuşuz. Zaten bu alt başlığımızın adı şeydi. Equation of state for perfect gas. For a perfect gas de. Oradan artık yani buraya geldik. All other gases. Diğer bütün gazlar, bunların dışında bütün gazlar are known as imperfect. Mükemmel olmayan ya da gerçek gazlar diyoruz. Diğer cümle, real gases are either dense or rarefied. Gerçek gazlar are either hem yoğun olabiliyormuş hem de rarefied da burada seyreltilmiş demek. Hem yoğun olabiliyor hem de seyreltilmiş olabiliyormuş. Diğer cümle bakalım. The microscopic particles in dense gases are close enough together that certain molecular forces which are inversely proportional to powers of the separation distance have significant strengths. In other words, the microscopic particles interact continuously instead of interaction only during direct collisions, as in a perfect gas. Şimdi the microscopic particles, bu mikroskopik parçacıklar diyelim, partikül olarak da zaten Türkçe'ye geçmiş bir kelime bu. Mikroskopik parçalar nerede? In dense gases, yoğun gazlardaki, are close enough together, birbirlerine yeterince yakınlar, close yakın burada. That certain in molecular forces, in intermolecular, molekül içi kuvvetler, burada kesin. İşte certain kesinlikle burada şey intermolekül, moleküller içi kuvvetler, birbirlerine moleküller birbirlerini çekiyor, onu bahsediyor. Which, hangi moleküllermiş? Moleküllermiş. Bunlar are inversely proportional to powers of the separation distance. Şimdi inversely proportional ters orantılı. Neye ters orantılı? The powers of the separation distance. The separation ayırma demek. Ayrılan, ya birbirleri arasındaki moleküller arasında uzaklıkla ters orantılı bir şey var. Güç var. Şimdi iki molekül arasındaki mesafe arttıkça aradaki çekim kuvveti azalıyor. Bu yüzden ters orantılı. Mesafe arttıkça kuvvet de artıyor olsaydı doğru orantılı olurdu. Have significant strength. Burada significant kayda değer. Büyük anlamında. Strength. Bu da güç. Kayda değer bir gücü var. Kuvvet var burada. In other words. Diğer deyişle. The microscopic particles. Bu mikroskopik işte partiküller. Interact continuously. Interact neydi? Birbiriyle ilişkili. Neymiş? Continuously. Düzenli, sürekli olarak birbirleriyle etkileşim var. Çünkü birbirlerini çekiyorlar. Instead of yerine interacting only during direct collisions. Direkt çarpışma sırasında etkileşimden ziyade sürekli birbirleriyle etkileşim halindeler. As in a perfect gas. Burada da şey mükemmel gazlarda olduğu gibi diye anladım ben. Diğer cümle bakalım. In contrast, the microscopic particles in rarefied gases are so far apart that the statistical averages used for perfect gases fail, since these statistical averages assume large numbers of particles per unit volume. Şimdi cümle nereden başladı? In contrast, burada tersine demek. Yani şunu cümleyi söyledik, bunun ters şekliyle, yani diğer bir deyişle de denilebilir. The microscopic particles in rarefied. Burada dense değil de, yoğun değil de, bu seyreltilmiş gazlardaki moleküller ise so far apart. Birbirlerine uzak. Burada neydi? Birbirlerine yakındı. Close enough. That the statistical averages used
for perfect class to fail. Burada istatistiksel ortalama neymiş? Used for perfect causes. Mükemmel gazlar için kullanılan istatistik ortalamaları biz bu seyretilmiş yani gazları işte kullanırsak bu fail. Hata veriyormuş diye anladım ben. Since çünkü these statistical averages extreme large numbers of particles per unit volume. Çünkü bu istatistiksel ortalama neyi farizleri koymuş? Large numbers of particles per unit volume. Şey hacim başına birim hacimdeki şey büyük miktardaki parçacıkları farz ederek farz ettiğimiz için burada biz hata alıyormuşuz. Fail. Daha sonra this book concerns only perfect gases. Bu kitap sadece mükemmel gazları inceliyor. Havada mükemmel gaz olduğu için zaten biz havacılıkta işte benim bölümde aircraft design havada gidiyoruz. O yüzden mükemmel gazlar üzerinde şey yapacağız, çalışacağız. Bu kitapta da bütün formülleri, şunları, bunları mükemmel gazlar üzerinde değerlendireceğiz. Equations of state are only required for compressible flows. Şimdi equation of state bu hal denklemleri, durum denklemleri are only required. Bak burada are required var, burada pasif. Gerek duyuluyor. Nerede, ne için? For compressible flows. Compressible sıkıştırılabilir akışlarda biz hal denklemlerine ihtiyaç duyuyormuşuz. Hal denklemlerine gerek duyuluyormuş. Diğer cümle for incompressible flows there is no interactions between the microscopic and macroscopic levels. So that the nature of the substance and specified by the equations of state is irrelevant. For incompressible flows. Compressible sıkıştırılamaz akışlar için. There is no interaction between microscopic and macroscopic levels. Mikroskobik ve makro ve mikro seviyeler arasında bir etkileşim neymiş? Yokmuş. Interaction neydi? Etkileşimde. So that bu yüzden the nature of the substance bu maddenin doğası as specified by the equations of state bu hal denklemiyle tanımlanan maddenin doğal hali is irrelevant. Şey birbirinden neymiş? Bağımsız, alakasız. Irrelevant, alakasız anlamı vardı. Çünkü şey birbirleri etkileşim yok ya mikro ve makro seviyede. Oradan çıkarım yaptık. Diğer cümle you might think of this like banking. You might think of this. Bunu düşünebilirsin. Ne gibi? Banking. Bankacılık gibi düşünebilirsin. Bankacılığa benzermiş. Çok ilginç. Bakalım. Okuyalım cümleyi. Incompressible flow. Incompressible flow. Only the funds saving cannot be transferred to checking or bank. Yani ekonomiyle alakalı çok fazla bir şeyim yok. Terminoloji hakim değilim ama anladığım kadarıyla çevireyim. Incompressible flow sıkıştırılamaz akışlarda. Only the funds. Burada fonlar yani para. In the checking account. Burada kontrol edilebilir account. Benim anladığım kadarıyla bizim sistemler para çektiğin hesaptaki para are available. Sadece uygun burada ulaşılabilir. Sadece biz bu hesapla ulaşabiliyoruz. Oldu rağmen neye göre? Neye rağmenmiş? There is a saving account. Bir saving account'da şey olarak düşündüm. Yani save money, para biriktirme, para biriktirdiğin, parayı bankaya yatırdığın hesap gibi düşün. The fund is savings. In savings cannot be transferred to checking or bank. Bu şeydeki bizim parayı yatırdığımız, biriktirdiğimiz hesaptaki fonlar, paralar şeye bizim sürekli aktif şekilde kullandığımız hesaba transfer edilemiyor veya geri transfer edemiyoruz diye anladım. Yani ekonomiyle anlatmış ama ekonomik daha kötü olduğu için daha da anlamadım. Bu konuda fikrinizi yazın. Ben böyle bu şekilde çevirdim. By contrast, incompressible flow the funds in checking and savings transfer back and forth freely.
By contrast tersine ya. Bu durumu tersine incompressible flow. Sıkıştırılabilir akışlarda the funds. Burada yine para. In checking and saving transfer. İşte burada kontrol ve şey para biriktirdiğimiz hesaplarda geri transfer edilebiliyor veya forward ileriye ve freely özgür bir şekilde. Yani sıkıştırılabilir de şey olarak benzetmişte işte para özgür bir şekilde dolaşabiliyor ama sıkıştırılamaz da o kadar özgür değiliz, transfer edilemiyor. Bakalım bu da daha çok açıklamıştır şurada diye düşünüyorum. Sonraki cümlede equations of state describe how deposits, withdrawals and transfers of funds affect various accounts. The equation of state burada hal denklemleri işte bunu artık bahsettik sürekli. Describe tanımlıyor. How nasıl neyin nasıl işte deposit burada mevduat yani yatırılan para withdrawals çekilen para çekme and transfer etme işte bir hesaptan bir hesabı neyin funds paraların şey depozito neydi yatırılan para çekilen para ve transfer edilen paranın how effect nasıl etkilediği neyi various çeşitli hesapları nasıl etkilediğini gösteriyor tanımlıyor o şekilde bir benzetme yapmış. Equations 2.1 to 2.5 are collectively known as the integral form of Euler equations. Şimdi 2.1'de 2.5'e kadar bütün denklemler yani collectively hep birlikte known as biliniyormuş. Ne? Integral form of Euler denklem. Equations. Euler denklemlerinin integral formları olarak biliniyormuş. 2.1'de 2.5'e kadar. İlk formülümüz neydi bizim öğrendiğimiz? Haydi bugün gelirsen 2.1 şu bayağı da çevirdik ya. Bunlara Euler denklemlerinin integral versiyonları deniyormuş. Neredeydi? Şurada kaldık. In other words, the Euler equations equal conservation of mass, momentum and energy for a perfect gas. And optionally, the second law of thermodynamics as discussed in the next subsection. Şimdi burada in other words diğer bir deyişle bu Euler denklemleri neye eşitmiş? Equal eşit conservation of mass. Kütlenin korunumu, momentum korunumu. Yani kütle, momentum, enerjinin korunumu. Ne için? For a perfect gas. Mükemmel gazlar için işte kütle, momentum, enerjinin korunumuna eşitmiş. Parantezine diyor ki optional yani seçenekler olarak yani opsiyonel olarak the second law of thermodynamics yani termodinamiğin ikinci yasası oluyormuş opsiyonel olarak. Bu neymiş? As discussed in the next chapter in subsection. Yani ikinci bir alt başlıkta da biz ne yapacakmışız? Termodinamiğin ikinci yasasını yapacakmışız. Bakalım öyle mi? İşte aynen the second law of thermodynamics. Bunu bahsediyor. Burada da onu göreceğiz. Başka bir şey diyor mu? In the next subsection. Tamam. This section ends with some useful perfect gas definitions and results. Bu alt başlık ends with bir şeyle sonlanacak. Neyle? Some useful perfect gas definitions. Bazı kullanışlı mükemmel gaz tanımlarıyla ve sonuçlarıyla yani işte formül ve sonuçlarıyla sonuçlanacakmış. Şimdi the ratio of specific heat defined as burada specific heat burada özgül ısı oranı ratio of dediğimiz oran özgül ısı oranı nasılmış yani şu gama olması lazım gama CP'nin CV'yi bölümü bunların ikisi de neydi sabitti hatırlarsanız daha önce yukarıda vermiştik hava için deniz seviyesindeki hava için. The gas constant and specific heat are related by. Şimdi gaz sabiti ve specific heat, özgül ısı related by ilişkiliymiş. Neyle ilişkili? Şu denklemle. CP eşittir R artı CV. Burada zaten CV neydi? Birisi basınca göre özgül. CP basınca göre özgül ısı sabitiydi. Bu da hacime göre özgül ısı sabitiydi. R de direkt gaz sabitiydi. Böyle bir ilişki varmış. CP eşittir R artı CV. Biz bunu nasıl toplayabiliriz? Ne demiştim ben?
Hepsinin birimi aynı. Birimler aynıysa sen onları toplayabilirsin. Burada or demiş, bu denklemlere de yardım. İşte burada büyük ihtimal şey, CV yerine buradan CV'yi çekip işte gamma ile bir denklem oluşturdu, yerine koydu. Bunları elde etti. CP işte gamma çarpı. Gamma neydi burada? İşte ratio of specific hits. İşte sabit hız oranı. Kat sayısı. Kat sayısı değil, oranı pardon. Kat sayısı coefficient olması lazım. CV de R bölü gamma eksi 1 miş. Burada bir şey diyor. Equation 2.4, 2.5 and 2.9 can be combined to yield a useful equation state. Denklem 2.4, 2.5, 2.9 denklemini biz kombine edebiliriz. Ne için? Kullanışlı bir denklem ortaya çıkarmak için. Yield oydu. Yani 2.9 şu denklemi, 2.4 ile 2.5'i zaten biliyorsunuz. 2.4 şu, 2.5 şunları kullanacağız. Kullanarak biz şu denklemi ortaya çıkarabiliyormuşuz. Basınç eşittir. Burada gamma eksi 1. Rho çarpı E. Rho neydi? Şey, yoğunluk çarpı enerji. Bunu da eşitlemiş. Gamma eksi 1. Yoğunluk çarpı enerji şey demiş. Yoğunluk çarpı, burada yoğunluk parantezinde alabilirsin. Enerjiyi de toplam enerjiden şeyi çıkarmış. Kinetik enerji. Ha, buradaki enerji tek E şey, statik enerjiyi almış o zaman, kinetik enerjiyi çıkardığına göre. Yani tek E statik enerji. Bunu zaten bahsetmiştik. Neydi? Boundary'deki, yani bu sınırlardaki basınçtan dolayı elde ettiğimiz enerji. Bir de bizim internal enerjimiz vardı. Internal enerjiyle o basınçtan dolayı çıkan enerjinin toplamına biz E diyoruz. Şu kısımları zaten başlara giderek çözebilirsiniz. Diğer burada cümleyi okuyalım. The speed of sound is the speed at which small disturbance, especially acoustic disturbance, propagate through a substance measured relative to the movement of the substance. Burada speed of sound ses hızı demek. Is the speed hızmış. Neredeki hız? At which small disturbance. Küçük rahatsızlık burada, disturbance burada şeydeki bozulma, havadaki türbülans da delinebilir. Especially özellikle akustik disturbance, akustik bozulmalar. Propagate burada yayılıyor. True bir şey boyunca yayılıyor. Substance burada bir cisim boyunca yayılan. Measured relative to movement of the substance. Bu cismin hızına bağlı olarak ölçülen bir şey. Eğer işte ses hızı zaten sizin o durumdaki, yani havadaki hızı veya cisimde de olabilir. Bu duruma göre değişiyor mesela. Havada yükseldikçe ses hızı yavaşlar. Çünkü hava arasındaki moleküller birbirinden ayrılıyor. Ve hızı da yavaşlıyor. O yüzden mesela demirdeki ses hızı çok daha fazladır. O yüzden trende mesela raya kulağınızı koyduğunuzda çok uzaktan, kilometrelerce uzaktan gelen tren sesini duyabilirsiniz. Çünkü çok hızlı iletiliyor. Havadan duyamazsınız mesela. For a perfect gas, an equation of state for speed of sound A is as follows. İşte mükemmel bir gaz için bu ses hızının denklemi şu şekildeymiş. A kare, A burada ses hızı, ses hızının karesine eşitmiş. Gama çarpı R çarpı T. Gama neydi? Zaten şurada biliyoruz şu. CP çarpı CV. Burada da eşittir gama çarpı P bölü rho demiş. Bunu da eşitlemiş. Sonra equation 2.10 and 2.11 yield yet another useful equation. Yani burada 2.10 ile şu denklemle, biz bu denklemi kullanarak kullanışlı başka bir denklem de oluşturabiliyormuşuz. Gama ET, yani gama çarpı toplam enerji eşittir gama bölü 2 çarpı u kare hızın karesi artı 1 bölü işte gama eksi 1 çarpı ses hızının karesi.
Dediğine göre bu da diğer bir kullanıcısı var böyle. Disequation, the definition, HT. Bu neydi? Toplam entropiydi. Ne eşitti o? Toplam enerji çarpı. Evet, artı. Basınç bölü şey yoğunluk. Basınç bölü yoğunluk nereden elde ediyor? Bu sınırdaki A ve B alanı sınırlarındaki basınç farkından dolayı. Oradaki oluşan basınçtan dolayı elde ettiğimiz ortaya çıkan entropiydi. And equation 11 imply. Burada imply anlamına gelmek, ima etmek anlamında. Ne anlamına geliyormuş? HT 1 bölü 2 u kare artı 1 bölü gamma eksi 1 a kare anlamına geliyormuş. Şimdi yani şunla bir de bunu bağdaştırdı ve bu formülü elde ettik. Diğer cümleye bakalım. Any number of other equations of state for perfect gases can be derived in a similar fashion as needed. Any number of other equations. Bu diğer herhangi numaralı denklemler, bir sürü denklem kullandık ki. For perfect gas. Bunlar hepsi mükemmel gaz için zaten. Can be derived. Burada türetmek demek. Türetilebilir in a similar fashion. Bu benzer tarzlarda üretilebilir. Yani biz ne yaptık? İki tane denklemi birleştirip yeni bir daha konusu bir denklem ürettik. Farklı farklı ya. Burada kullanmadığımız farklı denklemleri de kullanarak birbirini yerine yazma yaparak türetebiliriz. Ne zaman? As needed. Eğer gerekiyorsa, gerektiğinde daha farklı denklemlerde buradan türetebiliriz. Bunu söylüyor. We shall see some more equations of state involving entropy in the next subsection. Biz göreceğiz some more equations of state. Bu hal denklemlerin biraz daha fazla göreceğiz. Ne nasıl ama hal denklemi? Involving entropy. Entropi içeren denklemler. Ne zaman? Nerede? In the next subsection. Yani bir sonrakta bir ihtimal burada o denklemleri göreceğiz. Gel çok da ha, şuralarda falan var. Burası da bayağı uzun. Bir sonraki videoda uzun olacak. Anladığım kadarıyla. Ama güzel gidiyoruz. Bakalım bugün 10-15 tane yardırabildiğim kadar video yardıracağım. Umarım izleyip faydalanırsınız. Görüşürüz. Bay bay.